Boxmanin ellerinin yapımını ve kollarının yapımını göstereceğim. Baş parmağımızdan başlıyoruz. 10 sık iğne ile. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve on. Şekilde şuraya sıkıştırıyorum ve ilk sık iğnenin üzerine batıyorum. Bu sıranın üzerine 5 sıra daha 10 sık iğne olarak öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 sık iğne. İkinci sıramızı ördük. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8, 9 ve 10. 3 sıra daha örüp baş parmağımızı bitiriyoruz. Ve diğer 3 parmağımızı 10 sık iğne başlayıp 7 sıra örüyoruz. Baş parmağımızı 10 sık iğne ile başlayıp 6 sık iğne öreceğiz. Diğer 3 parmağımızı da 10 sık iğne ile başlayıp 7 sıra öreceğiz. Parmaklarımı ördüm. Son parmaktan ipi koparmadan devam ediyorum. Bu tarafa bağlıyorum. Bir, iki, üç, dört sık iğne örüyorum. Üçüncü parmağı birleştiriyorum. Burada dokuz sık iğne örüyorum. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bu tarafa tekrar birleştiriyorum. Araya 1 2 3 4 sık iğne birleştiriyorum. Tekrar 9 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 sık iğne. Elimizde 30 tane sık iğne oldu. Bu 30 sık iğne ile 3 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüp geliyoruz. 3 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde ördüm ve şimdi son parmağımı birleştirmek için örmeye devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi sağ elimizde 9 sık iğne ördükten sonra bu parmağı şurada birleştiriyoruz. Ama sol elimiz olduğu için devam edeceğiz. Yani sağ ile örerken şu an sol ile örüyoruz. Sağ ile örerken siz
9 sık iğne ördükten sonra bu noktada parmağı birleştirin buraya. Şimdi devam ediyorum. 10 11 sık iğne örüyorum ve 12. parmağımı birleştiriyorum. Örmeye devam ediyorum. Üzerinden 9 sık iğne öreceğim. Parmağın üzerinden 2 3 4 5 6 7 8 9 sık iğne. 5 tarafa birleştiriyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 sık iğne. Bu sırada bitti. Şimdi ilk sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüp gelelim. İlk sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde ördüm. Elimde 37 sık iğne var. O yüzden 36'ya düşürmek için bir kez eksiltiyorum ve bu sırayı bu şekilde 35 sık iğneyi de örüyorum. 36 sık iğnem kalmış oluyor. Yani bir eksiltiyorum. 35 sık iğne örüyorum bu sırada. Bu sırayı bu şekilde bitirelim ve geri gelelim. Evet, o sırayı bitirdik. Şimdi eksiltmelere geçiyorum. 1 2 3 4 sık iğne. 1 eksilt. 1 2 3 4 sık iğne. 1 eksilt. 1 2 3 4 sık iğne. 1 eksilt. Bir, iki, üç, dört sık iğne. Bir eksilt. Bir, iki, üç, dört sık iğne. Bir eksilt. Bir, iki, üç, dört sık iğne. Bir eksilt. 6 defa eksiltme yaptık. Elimizde 30 sık iğne kaldı. Bu 30 sık iğne ile bir sıra düz örüyoruz. Bir sıra düz ördüm. Şimdi 3 sık iğne bir eksilt yapıyorum. 6 defa. Ay, bir aksilik oldu bugün. Evet, 3 sık iğne bir eksilt yapacağım. 1 2 3 sık iğne bir eksilt. 1 2 3 sık iğne bir eksilt. 1
2 3 sıkı iğne 1 eksilt 1 2 3 sıkı iğne 1 eksilt 1 2 3 sıkı iğne 1 eksilt 1 2 3 sıkı iğne 1 eksilt. Elimde 24 sıkı iğne kaldı. Bu 24 sıkı iğne ile üst sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyorum. Devam ediyorum. Bu sırada flu olarak örüyorum. Yani kendimden taraftaki ilmeği alarak şekilde. Şu öndeki ilmeği alarak full örüyorum. Bir sıra. Şöyle göstereyim. Şu öndeki ilmek. Öndeki ilmek. Bu sırayı bu şekilde bitirip beyaz ipimizi koparalım. Şekilde. Evet, en son flo yapmıştık. Flo yaptığımız yerin blosuna, yani şu iç taraftaki ilmeklere tığımı takıyorum. Ve gri ipime geçiyorum. Buradan 24 sıkı iğne öreceğim. İç kısımda 3 4 5 6 Şimdi biz bu sırayı bu şekilde iç taraftan tamamlayalım. Üzerinde 24 sıkı iğne sıra arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim. Saat epey ilerledi, epey uykum geldi, artık anlatamayacağım sanırım. O yüzden bu sırayı blo olarak bitirelim iç kısımdan. Zaten şuralarda çizgiler belli. 24 sıkı iğne olarak bitirelim ve 24 sıra arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüp kolumuzu koparalım ipi.